Estağfurullah. Zeynep Hanım'la pek sohbet edemedik başlarken, işte hemen yarışmaya girmeyelim, azıcık konuşalım derken alkışları yakaladık. Sizi alkışlıyorlar. Yüksek puanlar bekliyorlar da ondan. 8400'de yetebilir. Bakalım, Ali Bey var daha arkamda. Ali Bey'e yeter mi? Onu bilmiyoruz efendim. Çünkü fark ettiniz, Seda Hanım takılmasaydı eğer 9000'e doğru ilerliyordu. Sena Hanım çok güzel yarıştı. 100 puanla şu anda ikinci sırada. Zannediyorum bu sivri biberde aldığı harfe lanet ediyordur evet. Şu anda. Canım sağ olsun, bir daha karşı karşıya geliriz. İnşallah. Yapacağımız şey belli. Sizi biraz dinleyelim. Siz galiba önce ekonomi okudunuz. Evet. Şimdi psikoloji okumaya başladınız. Evet. 2 yıl iktisat okuduktan sonra yatay geçişle Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Hı hı. Zaten ilk yıl online'dı tamamen. Şimdi ilk defa yüz yüze geldim. Öyle çok mutluyum kararımdan da. Ne güzel. Arzu ettiğiniz şekilde ilerler inşallah. Umarım. Onun dışında ilgilendiğiniz birçok şey var. Mesela hani yeni başladı, daha tam istediğim noktaya gelmedi diyorsunuz ama dağcılıkla ilgileniyorsunuz. Beraberinde örgü örmeyi seviyormuşsunuz. Evet. Nereden bu efendime söyleyeyim nitelikleri edindiniz? Örgü biraz daha pandemide başlamıştı evde otururken. Ya böyle kendi halinde atkı, işte şapka gibi daha basit şeyler örüyorum. Dağcılık da çok yeni, okulun kulübüyle başlayan bir şey. Öyle yani güzel. Şimdi bu gidiyor. İki özelliği efendim konu etmemin sebebi nedir? Bir tanesi böyle biraz daha içine gömülmeyi seviyor demek ki. Öyle bir yapınız var. Bir taraftan da böyle hani hırslısınız gibi geldi bana. Değil mi? Ben bunu yaparımcılık var. Yani biraz açılmaya çalışıyorum. Şu anda hangisini kullanacağız? Daha böyle içine kapanan halini mi, ben bunu yaparım mı? Ben bunu yaparım kullanacağız. Hı, tamam. Ali Bey'i düşünün. Tamam. Ali Bey'i unutmayın. Ali Bey 9000 yapar mı? 9800 yapar mı? Onları hesap edin. İlk soruda da lütfen harf almayın efendim. Tamam. Gelsin mi? Gelsin. Buyurun geliyor. Tütsülenmiş olan, dumanın rengi ve kokusunu üzerinde taşıyan. Gri gibi bir şey. Ek almış sonuna. Öyle olmuş dört harfli. Mesela füme diyebilirdiniz ama o, öyle değil. Ay bilemedim. Harf alayım. Mesela füme peynir ya da... İsli. Bak. Harf almayın dedim. Beni dinledin. Üzdünüz beni. İkincisinde hiç sesimi çıkartmayacağım o yüzden. Buyur. Özensiz pilav. Lapa. Çok güzel. Yerleşti yerine. Herhangi bir hayvanlık falan var mı? Birlikte maalesef. Yaşadınız? Yok. Maalesef dediğinize göre seviyorsunuz. Evet. Ama. Kedi isterdim ama annem istemiyor. Bir kedi cinsinden bahsediyoruz efendim. Tayland'ın bir kedi cinsiyle aynı olan eski adıdır. Tiger diyesim geliyor. harf alayım. Keşke öyle bir kedi cinsi olsa böyle Tiger. Ne kedisi? Allah Allah. Tayland'ın eski adı aynı zamanda. Bir harf daha alayım. Bir de böyle nobran tipi olan bir kedi. Siyam. Siyam kedisi gayet güzel. 5 haftada çok soruyor. Bakın şöyle sorulmuştur. Eskiden... Tek parça hayvan postundan yapılan ceketlere verilen addı. Deri. Gibi'yi seyrediyor musunuz? Evet. Ha, laçka değil, matka. Hayır. Matkalı. Hayır, harf istediler. Harf istediler. G ile başlıyor. G ile başlıyor. Hı. Ceket. Matkalı ceket vardı. Yok, Erasmuslu'nun neneye yediği bölüm. Evet, orada... Böyle ne gibi onun giydiği? Hışır hışır bir ceketi vardı. Ne gibiydi? G harfi. Ay neydi? Tek parça hayvan postundan yapılan ceketler için kullanılırmış eskiden. Şimdi de böyle içi muflonlu olan kabanlar için filan kullanılır. Eskiler çok kullanır. Anneanneler, babaanneler nokta. Gocuk, gocuk. Gocuk, gocuk. 400 puan değerinde. Oh. Nasıl yapmadın? Ben de. Buyurun, yenisi geliyor efendim. Yüzü gülmeyene? Suratsız. Nemrut. Nemrut. Siz dağcısınız, rica ederim. Bunları kaçırmayın. Bir de yeni yeni başladım, satranç oynuyorum demiştiniz. Çok çok yeni. Efendim, insan satranç tahtasını görmese bile bunu harf almadan cevaplar. Buyur. Satrançta kral öldü. Şahmat. Anlamına gelen terimdir şahmat. Şimdi biraz böyle hani etimolojik karşılığı gibi oldu ya, tam etimolojik karşılığı olabilecek bir soru. Fakat kaynaklar birbiriyle çelişiyor. Biz aradan sıyrıldık. Dedik ki birçok kaynağa göre adı horoz kuyruğu anlamındaki sözden türemiş olan içecek harmanı. Kokteyl mi acaba? Horoz kuyruğu olabilir mi? İçecek harmanı olabilir. Kokteyl. Bu kadar kör gözün parmağına olabilir mi? Oldu.
3310 kasa. Haydi yenisi geliyor. Bir de aslında cevapları bitiriyoruz Zeynep Hanım. Çok iyi diyorsunuz. Anne ve babanın ikisine birden... Ebeveyn. Ebeveyn denir. 4000 yapar kasayı. İki kelimeden oluşuyor efendim. Şöyle soruluyor. Kısa kısa sorular bunlar. Affetmeyin bunları. Haydi bakalım. Nasıl bir soru? Adını bir dokumadan alan ticaret rotası. İki dokumadan. Kelime. İpek yolu. İpek yolu 1800 puan daha. Tamam. Hazır böyle hani tarih filan ya. Şöyle devam ediyorum müsaadenizle. Biraz da efsaneler, mitler. Bengisu denen. Abi hayat. Sonsuz yaşam içeceği. Abi hayat. Eski ama korkutacak kadar değil. Bir bakalım. Umarım. İlk 9 harfli cevap. Akıl hastanesi. Farsça kökenli eski bir tarih. Asilyum var. Farsça kökenli. Bir harf alayım. Buyurun, bir birleşik kelime. Daha doğrusu sonuna yer, makam evi anlamına gelen. Farsça ne mı? Evi? Ev acaba? Ev Farsça değildir bence. Hane. Ne hane? Akıl hastanesi. Dimahane. Hoppa. Hayır. Yeni bir kelime oluşturmaya gerek yok. Olanla idare akıl edelim. Akıl hastanesi. Seni akıl hastanesine kapatırım. Bunun tımarhane. Yeri tımarhane. 800 puan değerinde. Tamam. İki kelimeden oluşuyor, son 9 harfli cevaptır bu. Ben size eş ve yakın anlamlı karşılığını veriyorum. Yine bambaşka bir tabir mi? Hayır. Aynı anlamda bir tabir. Tamam. Çam devirmek. Bunun karşılığı olan yine iki kelimeden oluşan. Bir şey yıkmak mı acaba? Ha gayret. Yol yıkmak. Hayır. çam devirmek. Bir şeyi bozmak gibi yani. Gelin bir harf alalım. Bir harf alayım. Çünkü istersek bu hariç 8 tane birden harf alırız. Anladım. Koymak. Çam devirmek nedir efendim? Anlamından yola çıkalım. Ah yine çam devirdim. Ha pot kırmak. Nedir? Pot kırmak. Pot kırmaktır gayet güzel. Onlar da aklınıza birden fazla cevap getirebilecek bir soru ama ürkmem. Mesela o cevabı verdiniz, hayır dedim. Hemen biraz düşünür, bunu da bulursunuz. Tamam. O yüzden harf almaya gerek var mı bilmiyorum. Ali Bey'i düşünün. Şu anda 9200 olabilecek durumdayım. Buyurun. Tamam. Sakin karakterli, coşkuya heyecana çabuk kapılmayan insanlar için kullanılır. 1,5 dakika süre. Oturaklı. İki kelimeden oluşuyor, birleşik yazıyor. Sakin karakterli, coşkuya heyecana çabuk kapılmayan. Soğukkanlı. 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 Çok güzel. Ama çok uzağa gitmeden hadi değiştirin onu. Ne kanlı? Sakin kanlı. Ha gayret. Ha gayret. Daha cool düşünelim. Serin kanlı. Serin kanlı. Cool'un karşılığı işte. Evet. Uçtu gitti. Son soru kaldı geriye. 9200 yapabilecek durumdasınız. Süremde var. 1 dakika 20 saniyeniz var. Sıfır olsun o sürede. Bir harf bile harcamayın bence. Tamam. Buyurun. Sahip olunan maddiyatın bütünü. İki kelime. Ganimet, varlık. Varlık ne? Bir şey varlık olabilir mi? İki kelime. Ha gayret. Tüm varlık, hayır. Varlık doğru mu acaba? Bilmiyorum. Ama güzel yani. Hoş. İki kelime. Mal varlığı. Mal varlığı. Mal varlığı. Üzerine bir de 58 saniye arttırarak 9200 puan. Beğendiniz mi yaptığınızı? Beğendim. Peki. İnsan kaybedecekse bile böyle kaybetsin. Muhteşem de ama Ali Bey son noktayı konduracak. Siz öncesinde şu lazım olan alkışı bir duyun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız, geldiniz. Bir de güzel denk geldiniz. Hakikaten öyle. Çok sempatik insanlar bir araya geldi. Arzu ettiğimiz kadar sohbet edemedik. Fakat güzel yarıştınız hakikaten. Eğlenceliydi. Kendi adıma bunu söylemek istiyorum. Bir yarış olduğu için de bir tane şampiyon gerekiyordu. Şimdi öyle de anlatmayalım. Şampiyonumuz bileğinin hakkıyla kazandı değil mi? Efendim güzel günlerde harcarsınız. Harcarken de bizi hatırlarsınız. Ne yapacağız? Birinci olacağım hafta finalinde artık. Değil mi? Evet. Çünkü umarım. Artık bir ekibiniz var efendim. Bakın bunu da alkışlarla karşılıyorlar. Teşekkür ederim. Bu güzel sözü... Gitmeyin. Beraber kapatalım. Rica ederim. Tamam. Efendim biz buralardayız. Güzel zaman geçiriyoruz. İnşallah layık olduğu şekilde yansıtabiliyoruzdur ekranlarınıza. O arzu içerisindeyiz. Bir de istiyoruz ki siz de gelin.
Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın lütfen. Hoşçakalın.